Parmağına serdin el sarı samanı, parmağına serdin el sarı samanı. Hiç gitmiyor elinde dağın dumanı, dağlar dumanı. Hiç gitmiyor elinde dağın dumanı, dağlar dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim, gel otur yanıma benim sevdiğim. Ayrılık mı olur harman zamanı, leyla zamanı. Ayrılık mı olur harman zamanı, leyla zamanı. Çeşmenin başında ışmar edersin, çeşmenin başında ışmar edersin. Beni sevdiğine pişman edersin, pişman edersin. Beni sevdiğine pişman edersin, pişman edersin. Ben ne dedim anam ile babana, ben ne dedim anam ile babana. Beni çatalla düşman edersin, düşman edersin. Beni çatalla düşman edersin. Emir dağla çatallının arası, emir dağla çatallının arası. Çekilmiyor ayrılığın yarası, yaman yarası. Çekilmiyor ayrılığın yarası, yaman yarası. Ne dedim de kömür gözlü kömür gözlümden sana. Yine geldi ayrılığın sırası, yaman sırası. Yine geldi ayrılığın sırası, aman sırası. Efendim, bir küçük anekdotla vira bismillah diyeceğim. Biz nineye hocam ebe deriz. Ebemin başı ağrıyormuş. Abisi de Çanakkale'de şehit olmuş. İsa Hafız, ki benim adım da oradan geliyormuş. Efendim nihayet baş ağrısı. Genç bir kız o da, kardeş de. O da hafız ya. Demişler okutalım. O zaman hani hatta bir türküsü bile vardır ya. Efendim, sırada bir evin bacası olsam, sevdiğimin başında okuyan hocası olsam. Hastalar hocaya götürülmüş. Okumuş, demişler nasıl? Demiş, bu hastanın palüze yemesi lazım demiş. Peluza derler bizim o tarafta. Evet. Bu bir tatlı şeklidir biliyorsunuz. Hı-hı. Ve çok da güzeldir. Hatta saray tatlısı olduğunu da biliyorum. Sormuşlar, demişler bu başarısıyla peluzanın alakası ne? Vallahi isterseniz yedirmeyin hastaya, ben çok seviyorum demiş. Efendim şimdi bunu niye anlattım? Efendim Kanal 3'ten yani Afyonkarahisar'dan sizlerin huzurunuzdayız. Ve çok özel bir türküyle başladım da o türküyle alakalı küçük bir anekdot paylaşmak istedim sizinle.
Efendim misafirim Kütahya'dan, Allah razı olsun kırmadı beni. Kütahya merkezin en büyük mahallelerinden birinin muhtarı. Bir özelliği, belki de tek özelliği, Türkiye'de tek yüksek lisans yapan ve muhtarlık üzerine yüksek lisans yapan tek muhtarımız. Allah nazardan saklasın. Teşekkür benim de ederim. Kızım kadar sevdiğim bir muhterem hanımefendi. Neyle alakalı? Şimdi o anekdot neydi? Peruza alakası. Dedim ki Allah razı olsun, siz dedim bilgilerinizi bizimle paylaşacaksınız sevgili muhtarım, sevgili kızım. Biz de sana bir ikram da bulunalım. Mesela bir türkü dedim. Aynen şöyle. Hocam dedi, valla biliyor musunuz bilemeyeceğim ama bir türkü var ki ben o türkünün aşığıyım dedi. Hocam neydi o dedim. Harmana serdiler sarı samanı. Bakın işte buradan yakın. Şimdi benim tiryakisi olduğum türkü. Efendim bizi seyreden Kanal 3 seyircileri çok iyi bilirler ki her ortalama 10 programın 8'inde ben bu türküyü ya çalarım ya çaldırırım. Evet. Gelen konuma göre ve kelimenin tam manasıyla benim o Peruza kadar sevdiğim bu türküyü sevgili hocamın sayesinde, ki bu programda niyetim yoktu, başka bir türkü falan düşünüyordum. Mesela Alfa demem ya da işte ne bileyim Karahisar Kalesi gibi falan düşünüyordum. Ve bu türküyü onun için özellikle başladım. Hakikaten türkü de türkü gibi türkü. Efendim. Teşekkür ediyorum bu arada hocam. Estağfurullah. Allah razı olsun hocam. Bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Şimdi hocam pek fazla sözü uzatma der gibisiniz. Farkındayım. Sözü zaten sevgili Nurcan Duygu hocama, ki hocam derken hakikaten aynı zamanda da ders verecek kadar muallim, kitap yazacak kadar müellif ve burada daha nice güzellikleri bizimle paylaşacak kadar da muhterem bir hanımefendi. İyi de hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili Nurcan Duygu hocam, kendi ağzından kendisini dinlesek. Nurcan Duygu neden muhtar, neden kitap yazdı diye başlayacak olursak, ben insanları çok seviyorum. Toplum insanıyım kendimde. O yüzden birilerine faydam olsun diye yaratıldığımı düşünürüm. Yani bu dünyaya insanlar geliyorsa mutlaka ki bir gaye çerçevesinde sebeple tabii ki. Ben de insanları seviyorum ve topluma faydam olsun diye muhtarlığı seçtim. Neden muhtarlık derseniz, hiçbir zaman muhtarlık seçiliminde para düşünmedim. İnsanlara nasıl faydam olur gibisinden bir düşüncem vardı. Mesela işte ne diyelim, küçük bir örnek vereyim size. Aile sosyal politikaların yaşlı bakım, ondan sonra işte ergen gençler hakkında bir eğitimleri vardı. O eğitimlere katıldım ben. Şu an mahallemde tabii ki bunun meyvelerini de topluyorum. Onlara çok faydam oluyor açıkçası. Ondan sonra eğer ki bir mahallede kız olabiliyorsan, anne olabiliyorsan, abla olabiliyorsan, evlat olabiliyorsan, o zaman bir, kısacası bir aile olabiliyorsan birçok şeyi başarmışsın demektir. Eğitim bir tarafa. Amenna. Eğitimini de aldım ama eğitimdeki almaktaki maksadım, bir işi yapıyorsak mükemmel yapmalıyız. Hem alaylı yapmalıyız hem mektepli yapmalıyız diye düşündüm. Alaylı olarak zaten toplumun içinde, mahallenin içinde pişiyoruz. Çok da kalabalık, büyük bir mahallem var biliyorsunuz. Bunu da biraz da eğitimle pekiştireyim istedim. Sonra kısacası muhtarlığın vizyonunu değiştirmek istedim. Burada bilindik muhtarların yanında şimdi her konuda bilgimiz olsun. Nasıl? İçişleri Bakanlığı'nda herhangi bir kanun çıktığı zaman onu başka birisinden duymaktan ziyade kendimiz araştırmalıyız. Veyahut da kendimiz öneriler sunmalıyız oraya, değil mi? Sonra düşündüm ki tamam, lisansını yaptın. Yüksek lisansını için sınava girdim açıkçası.
Dedim ki ne üzerine yapmalısın? Muhtarlık üzerine. Geçmişten günümüze muhtarlık ve Kütahya örneği diye tezim bu yöndeydi. Çok da güzel oldu. Kendim de bilgilendim. Diğer muhtar arkadaşlarımı da bilgilendiriyorum bu konuda. Bir ilk olmanın verdiği gururu da yaşıyorum açıkçası. Sonra yetti mi? Bu yetmedi. Ne yaptım? Formasyon aldım. Formasyonla da yine çocukların gönüllerine dokunmak istedim. Adalet Lisesi'nde bir kendi lise dönemimde öğrenci olduğum sınıfa öğretmen olarak ders verdim. Bu da ayrı müthiş bir haz verdi bana açıkçası. 30 sene öncesi oturduğun sırada sıralar gözümün önüne geldi, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Orada tekrar da o çocuklara ders veriyorsun. Bu benim için inanılmaz bir hazdı açıkçası. Çok. Şimdi sevgili hocam tam öğrenci olarak oturduğun sıralarda dediniz. Geriye doğru iyice gidelim. Evet. Sevgili Nurcan Duygu nasıl bir aile, kaç kişilik bir aile içinde doğdu, büyüdü? Hangi hangi okulu okudu? Sonra hangi okullar? Ve deminki sıraya kadar gelelim lütfen. İsa Bey biraz önce de bahsettiğim gibi hani aile olabilirsek işimizde başarılı oluruz demiştik ya. Amenna. Ben çok güzel bir aileden geliyorum. Göçmen bir aileden. 16 kişi de bizim ailemiz. Dedem, babaannem, amcam, halalarım, bekar iki tane de amcam vardı. 16 kişi bir aileden geldik biz. Orada sevgiyi, merhameti çok çok yoğun yaşadım. Çok güzel yaşadım açıkçası. Benim çocukluğum güzel geçtiği için belki de bu kadar sevgi dolu olabiliyorum ya da insanlara destek olabiliyorum. Bu benim için büyük bir avantaj. Ve şimdi mahallemde de yine de aile eğitimi almıştım. Mahallemde de boşanmaya meyilli çiftleri düzeltmeye çalışıyorum. Ve annesi babası başka bir yerde olan, köyde olan kişileri onlara tekrardan çocuklarına destek olsun diye ailelere katmaya çalışıyorum. Ve 4-5 ailenin anne babasını kendilerinin yanına getirttirdim. Neden? Hep onlara şunu söylerim. Eğer siz anne babanızı getirseniz evinizde bereket olur. Çünkü büyük demek, merhamet demek, bereket demek, evde düzen demektir. Bunu anlatıyorum onlara. Ve eğer ki siz ekonomik sebepler de var biliyorsunuz. Karı koca siz çalışıyorsunuz. Çocuğunuz evde ya da bir başka bakıma bakıcı geldiği zaman size en iyi kim bakar sizin çocuğunuza? Anneannesi, babaannesi tabii, ya da dedesi tabii, bakar. Tabii, evet, hocam. Onun kapıyı açması ya da evde bir dua olması müthiş bir duygu diye onun güzelliklerini anlatıyorum. Ve 4-5 aileyi de böyle büyüklerimizi kazandırdık. Bu da benim için büyük bir haz, mutluluk açıkçası. Evet. Ve sevgili hocam benim bildiğim kadarıyla sevgili seyirciler bizim sohbetlerimiz genelde hani böyle klasik soru cevap falan gibi değil de evet, tam bir sohbet havasında geçer. Buna hani irticalen diyoruz ya böyle içimizden geldiği gibi çeşitli sorular. Şimdi işin tam burasında mutlaka bahsetmem lazım gelen çok önemli bir konu. Sevgili Ramazan kardeşim, efendim Ramazan Şimşek kardeşim bizim şu andaki kameramanımız, baş kameramanımız ve hakikaten işin nehri de bir genç. Allah nazardan saklasın onu. Efendim elimde şöyle bir kitap var. Sevgili muhtarımızın söyledikleriyle çok yakından alakalı. O az önce, tamam mükemmel bir şey oldu. Efendim adı bile Hayatımdaki İnsanlar demiş. Kendisi muhtar olduğu için mahallede hayatına girmeyen pek yok gibi. Hele hele deminki bahsettiği o anne baba hasreti evet, çekenler, evet, evlat torun hasreti çekenler evet, ve birbirinden ayrılmak üzere olan çiftler vesaire falan. Ve onları böyle bu kitapta tabii hepsini mümkün değil zaten almaz çünkü 15-20 cilt kitap lazım. Ama onların birçoğunu aşağı yukarı 200 sayfaya yakın bir kitapta derlemiş. Enteresan. Asıl söylemek istediğim neydi efendim? Bendeniz de bir kitap hastasıyım. Hatta birkaç bin adetlik bir de kütüphanem var evimde. Ve çok da kitap okuyan bir insanım. Ama beni kitap okurken ağlatan ve altını çizerek söylüyorum, çok ender yazarlardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Hatta çok enteresan. 2020'de ilk bu kitabı bana imzalamış, vermiş sevgili muhtarım. Aynen şöyle. Bir yere not etmişim bir hikayenin içine.
tabii gerçek bir olayın içine. Ağladım 23.3.2020. Sonra aynı şeyin altına aynen şöyle yazmışım. Şimdi yine ağlıyorum. 08.01.2022. Yani demek ki duyguları çok güzel anlatabilmişiz hocam. İsmiyle müsemma derler efendim. Zaten soyadı bile Duygu sevgili hocamın. Yani bu konuda hakikaten Allah nazardan saklasın. İşte bütün mesele hani Allah diyor ya Kur'an-ı Kerim'de zerreten hayran yara zerreten zerre kadar iyilik yapan onun karşılığını zerre kadar kötülük yapan da keza öyle. Şimdi sevgili hocam bir manada benim karşımdaki bir iyilik meleği ve lütfen devam edin hocam. Bağışlayın. Yapılan iyiliklerin de bumerang gibi tekrardan insana geri döneceğini düşünenlerdenim açıkçası. O zaman neden? Ve şeye, o kalabalık aileden doğru yani, geldik. Evet. Çok şükür ki yeni kurduğum ailem de yine kalabalık ve düzgün bir ailede. Şanslılardanım, o yüzden eş yönünden, evlat yönünden, kayınvalide yönünden şanslılardanım. Ama şöyle hep söylerler ya işte düşünceler bile iyi düşünceler ya da kötü düşünceler işte belli bir zaman gökyüzünde asılı kalırmış, uygun olduğu zaman yeryüzüne inermiş. O yüzden bize gelecek olan bir şey iyilik ya da kötülük. O zaman neden kötü düşünelim? İyi düşünelim ki bumerang gibi bize gelsin tekrar o düşünceler. Çok güzel. O yüzden ben bu kitabı yazarken ilk önce kendi hayatımı yazdım. Kendi hayatımdaki güzellikler. Çünkü artık her şey negatif negatiften bahsediliyor. Bir programlar, televizyon programları hep negatif. İyi de dedim, yani biz güzellikleri de anlatmamız lazım. İyilikleri anlatmamız lazım ki biraz insanlara moral olalım, destek olalım. Bu kitabımda eğer ki empati olarak, iyi olarak bir kişinin yüreğine dokunduğun zaman onların mutluluklarına şahit olabiliyorsun. Ve ben bu kitabımda bunları yaşadım. Muhtarlık dönemimde bunları yaşadım. Çok da güzel oldu. İyi ki hayatımda böyle güzel sayfalar oluştu. İyi ki bu düzenin içindeyim. Evet. Sevgili hocam muhtar diyoruz deminden beri de defalarca muhtar. Asıl kelime karşılığı olarak muhtarı böyle hani muhtar deyince bizim aklımıza hani bir mahallenin ya da köyün ki muhtar deyince de yüzde belki de 90'ın 95'in üzerinde erkek muhtar. Hani evet, böyle evet. Hem bir bayan muhtar hem de böyle pırıl pırıl bir genç hanım hem de hep iyilik örnekleriyle tanınmış memleketimizin çevresinde ve de asıl önemlisi de bu dalda yüksek lisans yapacak kadar arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Baş koydum, evet. Diyen bir muhtar. Muhtar kelime karşılığıyla hocam. Benim için muhtar aslında... Şimdi kelime karşılığı serbest olan bütün gibi. Samimiyetimle söylüyorum. Buyurun. Benim için muhtar bir anne demek. Bir aileden çok önemli bir birisi demek. Evet. Ben belki de başarıyı bununla yakaladım. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi para benim için söz konusu değildi. Eğer, zaten hoş ihtiyacınız tabii, da yoktu tabii, zaten. Yani yüreklere dokunabiliyorsam benim için önemli olan buydu. Evet. Bunu yapabileceğim ya da bu kitabı yazabileceğim en güzel merci de muhtarlıktı. Şimdi herkes diyor işte öğretmenlik yapabilirdin, şunu yapabilirdin, bu mesleği devam edebilirdin. Ama velakin benim istediğim şey yüreklere dokunmaktı. Kitabımı okuyanlar da hep şahit olmuşlardır. Orada çok güzel olaylara, mucize gibi olayları yaşadım ben. Hani hayatımızda küçük mucizeler var. O mucizelere bakmasını bilelim. Hatta sizin de o ağladığınız kısmı ben anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii hocam anlatalım. Ondan sonra ben sazımı alacağım. Çünkü tamam. Çünkü programımızdan da bile bir sazdan bir sözden. Buyurun efendim. Hadi anlatalım, zamanı gelmişken. O günü hiç unutmuyorum. Cuma bir günüydü. Eski vekillerimizden eşi, vekilimizin eşi telefon açtı. Ki ben mahalleme çok hakimim. Mahallemde kime ihtiyacı var, hangi yaşlılığın neye ihtiyacı var hesabından. Dedi ki mahallenizde bir ihtiyaç sahibi var. Adresi aldım ama kendimi de kızdım. Nurcan nasıl atlarsın böyle bir şey diye. Hemen muhtarlığı kapattım.
verilen adrese gittim. Merdivenleri çıktıktan sonra işte zile basıyorum basıyorum, hanımefendi açmıyor, basıyorum açmıyor. Sonra alt komşusuna, yan komşusuna ve üst komşusuna tekrar sordum. Böyle böyle bir durum varmış. Ben kendimi çok eksikli hissettim, üzüldüm bu duruma. Durum vaziyet nedir? Muhtar Hanım hiç üzülmeyin. Çünkü o kişi aldıkları işte erzakları ya da yardımları evinde biriktirir dedi. O kadar üzüldüm ki, o kadar üzüldüm size anlatamam. Merdivenleri iki iki aşağı doğru inerken biliyorum o apartmanın birinci katında daha önceden boştu. Fakat birkaç tane böyle erkek ayakkabısı var. Kapıyı çaldım. Yani tamam belki başka bir şey için gitmiştim ama kapıyı çaldım. Bir kadıncağız çıktı böyle şaşkın bir şekilde. Ben dedim muhtarınızım, bir şeye ihtiyacınız var mı? Buraya gelmişken dedim işte ise bir kapı çalayım. Kadın ilk önce şaşırdı. Sonrasında da şunu dedi. Ya sizi dedi Allah yolladı. Çünkü o arada da 3 tane erkek çocuğu çıktı annesinin yanına. İçeriden de böyle rutubet nem kokusu çıkıyor. Ondan sonra dedi ki bana eşim dedi 4 aydır işsiz. Bir aydır da dedi elektriğimiz kesik. Elektrik kesik demek doğalgazın olmayışı, ocağın yanmayışı, çalışmayışı demektir. Peki dedim yemeğinizi ne yapıyorsunuz? Orada bir küçük tüp vardı onu işte gördüm. İçeri buyur etti beni girdim. Orada bir bulgur haşlamış. İnan anlatırken bile düğümlenir, hatta boğazım düğümlenir. Çok etkilerim bunda. Evet. Sonrasında baktım işte yağsız bir salçasız bir bulgur haşlamış. Tamam dedim. Ben ne istersen sana destek olacağım. Dedi ki yiyecek falan istemiyorum. Sadece dedi bu evlatlarım benim dedi okula gidiyorlar ve mahcubiyet şeklinde ayakkabıları olmadığı için dedi yırtık ayakkabıları görüyorsun dedi. Bana ayakkabı bulursan dedi çok memnun olacağım. Allah bana ben sana dedim çıktım. Ama o kadar üzgünüm ki tam muhtarlığa yaklaşacağım zaman bir mahallemizde Hatice abla var. Onun evladı da Nedim İlkay hocamız. Öğretmen bir hocamızdı. Kavşağımız yoktu o zaman mahallemizde. Bisiklet kazası geçirdi ve vefat etti. Hatice ablamız da dedi ki ya ben de sizi dedi bir şey söyleyecektim. Akşam dedi akşam rüyamda oğlumu gördüm, ölen oğlumu gördüm ve bana şunu söyledi. Dedi ki oğlum bunlar benim çocuklarım, bunlara ayakkabı al anne dedi. O kadar etkilendim ki sen bekle dedim Hatice abla. Hemen geri döndüm ve o anneyle küçük oğlunu aldık. Ayakkabı almaya gittik. Gidiyoruz yolda ama çocuk da bir taraftan şey diyor. Gri ayakkabı olsun mu? Annesine diyor işte yeşil bağcıkları olsun falan diye. Sonra annesi de mahcuplu bir şekilde dur bakalım diyor. Şey yapma onu çekiştiriyor böyle. Neyse hep beraber bir ayakkabıcıya girdik. Orada üç kardeşi ayakkabıcıda ayakkabı bulamadık. Sonra yan dükkana girdik. Yan dükkana girdik ama tam standın ortasında 34 numara ayakkabı yeşil ve gri ve yeşil bağcıklı. Evet. Ondan sonra çocuk o kadar sevinçli ki biz şaşkınız yani. O an inanılmaz bir şaşkınlık. Onun sevincini de size anlatamam. Sonrasında tekrar işte ayakkabıları aldık, geldik eve, çok da güzel destek olduk, yiyeceklerini de aldık. Asıl şurayı atlamak istemiyorum, şunu söylemişti, Ramazan'ın birinci günüydü. Akşam sahura kalkacaktım ama evlatlarımı ne yedireceğim diye düşünürken dedi, işte bu selahla ezan vakti senin gelmen bize dedi, Hızır gibi oldu dedi. Eyvallah. Bu hayatımda hakikaten unutamayacağım bir sayfa oldu. Sevgili seyirciler, Birbirinden Muhteşem, bu kitaptan bahsediyorum. Buna benzer Birbirinden Muhteşem binlerce olayın içerisinde süzmüş hocam ve 15-20 tanesini ancak alabilmiş. Ve ben de elimde özellikle sazımı da almıştım. Bir türkü, bir sazdan bir sözden derken bir türkü diye düşünmüştüm. Ama kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra gene bir türküyle hem de nasıl bir türküyle başlayacağımızı tahmin edersiniz. Bu meselelerle çok yakından alakalı. Efendim bizden ayrılmayın lütfen. Biraz sonra buradayız.
Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez, gönülden Hocam bu türkü nereden aklıma geldi? Şimdi kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Bildiğimiz bir güzellik. Efendim orada o üç çocukla o hanım o durumda kalıyor ve onun gönlünden Cenab-ı Allah tabii bir ki başka gönüle tabii görünmeyen ki bir yolla bir sebep işaret olur yolluyor ve ısrarla kapıyı çaldırıyor ve ortalığa çıkarıyor. Evet. İşte hocam az önce bahsettik ya, zerre kadar hayır yap, zerre hayrını mutlaka göreceksin diyor. Elbette. Yani tam tersi de tabii. Şimdi sevgili hocam bir bayansınız. Evet. Efendim muhtar deyince akla genellikle bağırıyorum. Erkekle geliyorlar. Bunun dezavantajını, avantajları çok. Çünkü çok iyi biliyorum. Niye? Özellikle belediyede, valilikte, diğer resmi dairelerde çok özel bir yeriniz, müthiş bir ağırlığınız var. Çok hoş, ağırlığınız belki 50 kilo da orada tonlarca. Efendim bunun herhangi bir şeyini gördünüz mü? Hemen onun arkasından şu andaki mahallenin durumu, efendim nüfus durumu filan ve sonra da hocam siz aynı zamanda kaç tane var Türkiye'de bilmiyorum, Güçlü Kadınlar Derneği diye evet bir derneğin de başkanısınız. Evet. Hem de evet Kütahya gibi bir yerde evet ad, ismiyle müsemma. Evet. Hocam şimdi o muhtarlıkla o güçlü kadınları da birleştirdiniz evet ve ortaya neler çıktı?
Şimdi ilk muhtarlık benim şu an ikinci dönemim. İlk muhtar olacağım zaman sahaya çıktığımda hatta hemcinslerim bile bana şunu söylemişti. O adam işi. O adam işi sen yapamazsın. Hele biraz da böyle çıt kırıldım ya da böyle babası şöyle yandan baksa bile ağlayan bir tip olduğum için şöyle ben de dedim ki aslında muhtarlık merhamet işi. Yani şu an o söyleyen kişiler o kadar bana destekler ki size anlatamam. Hatta benden sonra diğer mahallelerde bile 17 muhtar kadın muhtar adayı çıkmıştı. Evet. Ve İçişleri Bakanı da hep şunu söyler, Allah sizlerin sayısını artırsın der. Bu da bizim için güzel bir duadır. İçişleri Bakanı size söylüyor değil mi? Genel bir toplantıda söylemişti, bayanlar toplantısında evet, söylemişti. Evet. Sonra mahallem benim 11 bine yakın mahalle sakinim var. Kültür ve sosyal açıdan biraz zengin bir mahalleyiz. 3 tane okulum var, 3 tane camim var ve ekonomik olarak da biraz ekonomik düzeyleri iyi insanların. Şimdi ben sadece kendi mahallemle sınırlı kalmadım. Belli bir yardımları, destekleri falan bir böyle anne edasıyla yardım etmeye çalıştığım zaman hatta aile sosyal politikaları da benim Fatih mahallemde bazen sığınma evinden çıkan kişilere de destek veriyorum. Sonra baktım ki bir yerden sonra yetemedim artık muhtar olarak, kadın muhtar olarak. Diğer mahallelerden de gelince. Sonra dedik ne yapalım? Bir dernek kuralım. Bu dernek nasıl olsun? Arkadaşlarımızla oturduk. Konuştuk 5-6 arkadaşımızla. Güçlü Kadınlar Derneği'ni kurduk 2015'te. Hocam isim babası kim? Yani merak ettiğim için sordum. İsim annesi benim. Benim. Yani şimdi tabii, güçlü baba olduğum için isim babası dedim ben bile. Güçlü dediğim zaman sakın ha yanlış anlamayın para olarak veyahut da işte eşinin maaşı iyi olan kadınları. Manevi güç. Evet evet onu onlardan ziyade biz şöyle arkadaşlarımıza dedik merhameti bol olan arkadaşlarımız masanın çevresinde toplansın. Çünkü bu öyle bir iş ki. Eğer ki merhametin varsa, yardım etme duygun varsa zaten bu işi başarabiliriz, dernekçiliği yapabiliriz diye. Sonrasında bu güçlü kadınlarla çok güzel işlere imza attık. Muhtarlığı takviye yaptım, muhtarlıktan derneğe takviye yaptık. Müthiş işler başardık. Yani biraz da tavsiye ediyorsunuz değil mi hocam? Böyle bir muhtarlıkla beraber. Tabii tabii ne kadar sen... Büyürsen, genişlersen o kadar insana ulaşabilirsin diye. Bu derneğimizde imece usulüyle güzel işlere imza attık. Kimisine iş bulduk, işi olmayana. Aşı olmayana aş bulduk hesabı. Evi olmayana ev yaptık. Ya da işte ihtiyaç sahibi olup da doğum yapacak bir kadına mesela hastane masraflarını karşıladık, doğum yaptırdık. Recep ayındaydı yine böyle bir ayda. Çocuğun ismini de Recep koyduk. Güzel anılarımız birikmiş oldu. Hem kendimiz bu dünyada güzel yaşadığımız gibi duygularımızla öbür dünyamız için de güzel İnşallah. Çalışmalar yaptık. Şimdi, sevgili hocam sıkla özür dileyerek sıklıkla lafınızı kesiyorum. Çünkü konuşacağımız çok şey var. Evet. Sizin yaptığınızda çok şeyler var. Evet. İşte o arada da bunlar da mesela bir kültür merkezi ya da kültür derneği miydi o? Evet, evet, evet. Onunla alakalı bilgi. Hocam ondan önce yine buyurun. Bu Güçlü Kadınlar Derneğimizle yaptığımız bir festivalden bahsetmek istiyorum. Hayır, buyurun efendim. Anne Çocuk Festivali'ydi bu. Güzel bir festival oldu. Alanında uzman olan birçok arkadaşımızı getirip bilgi aktarımını yaptık. Hem görsel olarak bir şölen şeklinde geçti. Halk oyunlarından tutun da diş hekimi, avukat, güzellik salonu olan arkadaşlarımız, hepsi psikologlar, psikiyatriler, birçok aşçılarımız hepsi gelip orada hünerlerini sergilediler. Kişilerle birebir anneleriyle çocuklarıyla birebir eğlenebileceği ortam sağlamış olduk. Bu derneğimiz için müthiş bir etkinlik olmuş oldu. Bir de bazı başka diğer faaliyetler de vardı hocam. Evet evet. Onunla da şöyle güç kadınlarla
yaptığımız bir güzel çalışma da yine aileyi baz aldık. Birçok eğitimler verdik. İlk yardım eğitimleri verdik. Ailede kadının mutlu olabileceği seminerler verdik. Doktorlardan eğitimler aldık. Sonrasında güçlü kadınlarımızla bir kızın olsun projesi yaptık. Bu da üniversiteye giden birkaç kızımızın mesela işte bursunu karşıladık. Onun maddi manevi bir ablaları olsun istedik. Yine derneğimizde ablalarımızı, arkadaşlarımızı, kızlarımıza böyle onları bir arada buluşturduk. Ortaya müthiş bir aile bağı da çıkmış oldu açıkçası. Eyvallah. Şimdi yani siz böyle klasik muhtar ve azalar ya da mahalle muhtarı değil de daha çok hem de Kütahya'nın hatta da Türkiye'nin bir de birçok kazalarından daha fazla nüfusa sahip bir mahalledesiniz. Ve aşağı yukarı evlerin bile belki yüzde birçok büyük kısmını aşağı yukarı bilecek pozisyondasınız. 4-5 ilçeden büyüğüz biz bu arada. Ailenizden muhtarlığa niyetlendiğinizde ya da kollarınızı sıvadığınızda bir tepki oldu mu? Yani. Aslında olmadı çünkü bana çok güzel destek oldular, yapabileceğimi de inanıyorlar. Çünkü benim dedem de muhtarmış, 40 yaşında vefat etmiş dedem. Fakat muhtarlık yaparken çok güzel işlere imza atmış. Bir caminin yapımında, bir imece usulüyle herhangi birisinin evinin inşaatında, her konuda müthiş bir muhtarmış. Bilmiyorum genlerden var diyeyim açıkçası. Öyle olunca ben muhtar olacağım dediğimde eşim, kayınvalidem sağ olsun o zaman mesela 4-5 kat bizim Fatih Mahallesi'nde çok asansörlü evlerimiz yok. O merdivenleri benimle inip çıkmıştı, destek olmuştu. Evlatlarım destek oldular mesela. Allah herkesten onlardan da razı olsun. Güzel bir dayanışma neticesinde ben muhtar oldum. Güzel işler yapma sebebim de biraz da oradan kaynaklanıyor. Ailenin desteğini aldıysan birçok işi başarmışsın. Tabii ki. Hocam, bakın önce bir kere Rabbim nazardan saklasın sizi, ailenizi ve çevrenizi. Niye? Ta çocukluktan itibaren aileniz, muhitiniz, hatta okulunuz, hatta öğretmenleriniz falan bunların hepsinde çok Rabbim özel bir sanki sizi oraya yani bugünkü manada bir yerlere getirebilmek için. Ki sizin şu anda resmi daireler arasındaki az önce bahsetmeye çalışmıştım. Oradaki çünkü bizzat duyduklarımdan bahsediyorum. Yani bunlar size karşı söylemek istemem. Ama yani un, yağ, şeker hepsi birleşmiş. Helvanın da alası olmuş. Teşekkür yani. Ederim. Eksik olmayın. Evet. Peki hocam o deminki şeyden bahsedebilir miyiz? O yeni açılan yeni açtığınız daha doğrusu kültür evinden. Evet. Hep istediğim bir şeydi. Mahallem muhtarlığımın altında daha önce yıkamacı olan bir alan vardı. Fatih Mahallesi'nde sürekli binalar olunca boş alan yoktu. Ben de orayı gözüme kestirdim artık. Dilekçeler neticesinde ne yaptım? Orayı belediyemiz sağ olsun içinin tadilatını yaptı ama içinin dizaynı da bana aitti. Küçük bir yer ama velakin ben oraya güzel bir yaşam alanına çevirdim. Bir köşesini satranç köşesi yaptım. Bir köşesini müzik köşesi yaptım. Hatta böyle altılı bir sehpa vardı. Onu piyano şeklinde yaptık. Mahalle sakinimiz vardı. Değerli bir sanatçımız Tevfik Bey vardı. Onunla duvarlarımızı yine notalarla süsledik. Sonra onun yan köşesini de kütüphane yaptık. Çok da güzel kitaplarımız var orada. Eski fotoromanlardan oluşan kitaplar var. Eski çocukların okuyacağı cinelileri buldum. Dini kitaplar da var. Kişisel gelişim kitapları var. Çeşitli kitapları oraya koydum. Oraya gelen hanımlara şunu söylüyorum. Pastanızı böreğinizi alın gelin. Çaylar benden. Önce çayınızı kahvenizi için, sonrasında geçin kitabınızı okuyun. Sonrasında orada ne yaptık? Kaligrafi dersleri açtık. Kursları açtık. Sonrasında orada Çin'i kursları hala ki devam ediyor. İngilizce kursları oldu. Yani güzel bir sıcak yuva oldu. Ailemizin pekiştiği, mahallemizdeki ailemizin pekiştiği güzel bir yuva oldu diyebilirim. Şimdi sevgili seyirciler, o küçük mekan dediği yerde ilk açılış günü beni de özellikle müzik bölümü var ya, bilhassa bensiz olmazdı.
Efendim orada bir de kütüphane bölümü var. Bendenizde kitap kurdu sayılırım. Efendim en son benim gördüğüm estantene şuydu birkaç gün önce. Aşağı yukarı 30-40 bayan şöyle U şeklinde masaya evet. dizilmişler. Evet. Bir hocayı dinliyorlardı. Yani o küçücük mekan dediğiniz yerde hemen ortadaki sırf 40-50 bayan orada can kulağıyla hocayı dinliyorlarsa arkada bir 50 kişilik daha boş yer evet. vardı. Yani pek öyle küçük bir yerde değil. Mekan küçük ama işlevi çok fazla. O işte o yüzden onu söylemeye çalıştım. O yüzden hocam Rabbim sizi nazardan saklasın. İşlerinizi daha da kolay götürsün. İnşallah. Peki hocam artık zamanımız azalmaya başladı. Evet. Ben bir türkü daha çalacağım. Çünkü programımızın hani bir sazdan bir sözden ya evet. malum. Şu andan itibaren ne gibi projeleriniz var? Yani mahalleye ya da oradaki insanlar ki ne mahalle eksik olacaktır, ne yoksul eksik olacaktır, Elbette. Ne fakir eksik olacaktır, Elbette. Ne de ihtiyaç sahibi eksik olacaktır. Dolayısıyla ama mahalle de çok şanslı çünkü sizin gibi muhtarları var. Teşekkür ediyorum. Bundan önce de çok güzel projeler yapmıştık. Mesela İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun önderliğinde en iyi narkotik polis annedir projesi ilk Fatih Mahallesi'nden benim mahallemden başladı. Cümleyi tekrarlar mısınız? Çok güzel bir cümleydi o. En iyi narkotik polis annedir. İşte bu. Projesi. Hani anneler evet. ne kadar uyanık olabilirse evlatlarına nasıl söyleyeyim? O kadar hakim olabilirler, tabii. kötüden caydırabilirler gibisinden tabii, bir projeydi. Tabii. Benim mahallemden başlayıp da Türkiye geneline yayılması benim için inanılmaz bir hazdır. Sonrasında yine böyle mahallemizde Olgun Gençler Üniversitesi diye üniversitemizin yapmış olduğu bir proje vardı. O projeye dahil olmuştum. Mahallemdeki belli bir yaşın üzerindeki hanımları, beyleri o üniversiteye dahil edip orada İngilizce, Arapça ve spor dersleri almışlardı. Ve ilçelerimizi gezdirip onlara ilçelerimizi tanıtmıştık. Bu da benim için inanılmaz bir hazdı. Ve bunun yanında kendimin de bu proje dahilinde yurt dışına çıkıp da orada Fatih Mahallesi adını ya da işte Kütahya'nın ismini orada dile getirmem inanılmaz bir mutluluktu açıkçası. Hani bu konuda mütevazı olamayacağım. Hocam, eğer ki başarı tabii. başarı istiyorsak başarı aslında hazır olmak demektir. Bunun için hazır olmamız gerekiyor her yönden. Gene geliyoruz eğitime, gene geliyoruz öğretime. Evet. Bunları yaptığımız zaman otomatik olarak hazır oluyoruz. Bir cümleyle de ikinci kitaplarında bahsedelim mi? Hayal. Şimdi birinci kitap hayatımdaki insanlardı. Evet. Çünkü ben bildiğim için diyorum. İkinci kitap da aşağı yukarı basıma hazır hale evet. geldi gibi. Yine çalışmalarımız onunla ilgili devam ediyor. Bunlar kitabımızdakiler gerçek hikayeler biliyorsunuz. Tabii. Hepsi yaşanmış yoksa, gerçek hikayeler. Benim maksadım dediğim gibi kitaptaki maksadım, muhtarlıktaki maksadım, güçlü kadınlardaki ya da öğretmenlikteki maksadım, tek maksadım iyiliği, güzelliği, sevgiyi yaymak. Yaymak. İkinci kitapta da şunu söyleyeceğim. Yine aynı benim bir sözüm vardır bilirsiniz. Merhamet. Anahtarınız sevgi, kapınız merhamet olsun. Evet. Bu desturla ilerlersek çok hayatımız daha çok güzelleşir, rayına oturur diye düşünüyorum. Şimdi ikinci kitabım da bu desturla gidecek. Eyvallah, inşallah. Sevgili seyirciler, hani muhabbetine doyum olmuyor diye bir tavir vardır ya, sevgili hocam da daha önce de çok sıklıkla bir araya geldiğimiz için çok çok iyi biliyorum. Bir de yaptığı işlerin hepsi birbirinden güzel. Hatta bazıları o kadar güzel ki az önce arz etmeye çalıştım ki beni ağlatacak kadar. İşte biz de sevgili hocamdan şimdi izin isteyeceğim. Programın artık sonuna geldik. Evet. Ama bir şey daha. İnşallah ikinci kitap çıktığında biz o kitabın ilk tanıtımını Kanal 3'ten ve Afyon Karahisar'dan yapalım sözünü zaten vermiştik. Kime? Sevgili Hülya Kasnak hanımefendiye. Söz verdik gitti evet, hocam. Evet söz vermiştik. Oradan caymak yok. Evet. Efendim sevgili seyirciler her nesnenin bir bitimi var ama başka hudut çizilmiyor diyor usta. Bizim de programımızın artık sonuna doğru geldik.
Ha, sizden özel bir istirhamım olacak. Biraz sonra bir türküyle programı sonlandıracağız. Sevgili hocamdan son bir cümle alacağım. Ama sizden istirhamım şu olacak. Efendim, maskeyi mutlaka kullanın. Eyvallah. Ama ricam şu, sakın yollara atmayın efendim. Çünkü o kadar yani bu konuda hassasım. Sizin de hassas olduğunuzu biliyorum. İkaz edelim efendim. Sevgili hocam, son bir cümle olarak ne dersiniz? Bu güzel fırsatı verdiğiniz için öncelikle sizi Kanal 3 yayın ekibine, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun diyorum. Ve yine kendi sözümle bitirmek istiyorum, her zaman olduğu Tabii. gibi. Anahtarınız sevgi, kapınız merhamet olsun diyorum. Eyvallah efendim. Ve efendim son bir türküyle programda emeği geçen, az önce bahsetmiştim, sevgili Hülya Kastak hanımefendiye hasaten bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Ve kamerada sevgili Ramazan Şimşek kardeşime ve ana kumandada Şengezer Şefik kardeşimin gözlerinden öperek, onlara teşekkür ederek diyorum ki, bir Kütahya türküsüyle, ayı olan yiğit misin, dağlarda geyik misin, selam verdim almadın, Allah'tan büyük müsün? Selamlaşalım ama selam verenden selamı alalım. Çömüdümü,